Beyaz Futbol devam ediyor şu anda. X'te, eski adıyla Twitter'da gündemde birinci sıradayız. İlgi ve alakanıza teşekkür ederiz. X'te Beyaz Futbol. Lütfen tüm soru ve yorumlarınızı, görüşlerinizi Abdülkerim abiye, Ahmet Hoca'ya, Rasim'e, bana yazabilirsiniz. Beyaz Futbol'a yazabilirsiniz. Ama Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Söyleyeyim sevgili seyirciler. Benimki ne? Ahmet Çakar 01. Ahmet Çakar 1. Ahmet Çakar Official. Ahmet Çakar Official. Ahmet Çakar Official. Hepimizi Instagram'dan ve X'ten takip edebilirsiniz sevgili seyirciler. Yorumlarınız değerli bizler için, onu söyleyelim. Ama Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. DM'den çalışmayın ama. Sinan abi hep DM'den çok aşı teklifi alıyor musun Sinan? Yok hocam. Instagram'da. Atamaz ki ben DM'ye. Kapalı mısın DM'de? Kapalı. Ben bilmiyorum da. Kapattırdım. Bana DM'den gelmez. Niye hocam adam öyle diyorsun? Sinan kaç yaşında? Bana kaç niye çocuk sahibi adam? Aşk ne alakası? Ne aşkı ya? Aşk. Hiç hocam, yani aşk, adamın. Ölmüşüz, bitmişiz biz ya. Mourinho'nun 19 ya, numara. Geçen gün Twitter'da bir haber okudum biliyor musun? Bekleyin. Bak, adam, çok ilginç. Ya. Adam abi ineğinin sitesi varmış diye ineğini almış, arabaya bindirmiş, gezdirmiş biliyor musun? Canım diyor, seviyor falan filan. Açacaktım. Üşendim sana. İneğin sitesi varmış. Varmış. İneğin stresi varmış. İneğin stresi varmış. Bulsanıza onu. Arabaya almış. İnek bisikleti bindirmiş arabada ben. İneği gezdim. Canım benim. İnek de sığıyor arabaya ki. Ne koymuş arabada bayağı. Vallahi inanılır gibi değil. Normal bağlayıp gezdirmiyor kırlarda da arabaya bindiriyor. Arabada gezdi yani. İnek daha stresli. Arabada bayağı arabaya bindirmiş bu araba. Gördüm arabanın içini bindirmiş. İneği. İnek stresi. Bir şey söyleyeceğim. Evet. İneğimin stresi vardı diye. İneğin stresi var. İnek stresi olur mu? Arabasıyla gezdirmiş onu. Belki süt yerine gelsin, morali yerine gelsin. Bu fıkra değil, bu gerçek. Ya evet, fıkralık bir haber okudum ya. İneğin stresi var. Vallahi çok cahil. Stresli inek mesela ne yapar? Diyemez mi? Ne yapar? Süt vermez. Sütü kesilir belki. Sütü kesilir. Gaz mı yapar? Ne yapar i̇şte hocam? Sütü için, kesilir. İşte onun için gezdirmiş. Vücutta gazdan şişme olur. Hatta şişme çok olursa veteriner o gaz bölümüne bir enjektör sokar. Ve gaz çıkar oradan. Gaz bölümü neresi ya? Gaz bölümü? Yani işte o barçaklar var. Barçaklar. Yandan dolayı şu alt şeyden. Şirdenin hemen altına sokar enjektörü. Gaz çıkar oradan. Abi bu futbol programında bu altyazıyı kim yazıyor? DM'den açtık gibi alıyor musun seni? Estağfurullah ya. Ya arkadaşlar. Kim yazıyor bunu hangi futbol programında? Sinan abi var ya, hepinizi şimdi arabada gezdirecek, stres yapacaksın. Beyler Erden Timur olayını duymak ister misin? Yazılar kim yazıyor? Erden Timur gerçekten. Çocuklar yazıyorlar ya içeriden. Çocuklar ama beyni gelişmemiş çocuklar. Beyinleri gelişmiyor çocuklar yazıyor galiba. Doğru, hayır hocam. Manasız. Yani manası vermiyor. Sinan yani. Abi. Yapmayın bu kadar gayri ciddi yazılar. Beyler çocuklar gerçekten ona gerek yok. Ne yapıyorsunuz ya Allah gayri aşkına ciddi. Ya. Bak burada önemli şeyler var. Bunları verin. Tanıtımları verin. Biraz sonra seyretsin bunları dinlesin. Ben mesela Acun Ilıcalı'nın konuşmasını merak ediyorum. Ben kaç dinleyemedim. Bir bölümünü dinlerken. Acun abiyi vereceğiz ama şu Mourinho konusunu bir kapatmak istiyorum. Mourinho'nun kızı evlenecekmiş. Neydi? Melita mıydı? Melit? Allah. Neyse ismi önemli Allah değil. Hanımefendiye Allah mutluluklar versin. Jose Mourinho derbiden sonra oynadığımız iki maçı da kazandık. Twente maçının ardından bir sonraki maça kadar uzun bir ara var. Benim açımdan da bu ara önemli çünkü kızımın düğünü olacak. Ah, 61 yani yaşında. Saçlarında bir tuhaflık yok mu bu Mourinho'nun? Saçlarında bir tuhaflık yok. Çok özensiz giyiniyor zaten ya. Değişmiş, dikkat ettiniz mi? Matilda. Maç önceki yayınında saçlarına dikkat ettiniz mi? Bir şey söyleyeyim. Beyaz, geldiği günkü fotoğrafına ağır, bakın. Mutsuz. Hocam ya geldiği günkü fotoğrafına bakın. Ekrana getirin. Bakın. Bir de bir sene sonraki resmine bakın. Vallahi çok kötü. Bak ya. Ben sana söyleyeyim. En az burada 5 sene falan bak. Ağır, mutsuz. Yaşlanacak bu çocuk. Yüzü katlıyorum sana. 5 sene falan yaşlanacak bu adam burada bak. Ve maçtaki fotoğrafı maçtaki. Hiçbir şey yanılmıyor. Bugün bak hocam. Hep o Beyin Spor'taki çocuğa şaka yapardı. Hiç şaka falan yapmadı. Keyifsiz. Baba ki niye keyifsiz? Mutsuz. Kendin ettin, kendin buldun. Baba takımı da kendin kurdun. Yapacak Sinan abi, Sinan abi. Takımı da sen kurdun yani. Hayır. Salvatore Foti. Salvatore Foti, İtalyan teknik adam, yardımcısı. Sürekli konuşuyor. O çok konuşuyor yanında. 36 yaşında ya. Bu kadar bir şey olmaz. Sürekli Mourinho ile konuşuyor Salvatore Foti. Aynen. Hep bak burada da böyle. Sürekli bak strese bak. Evet yani çok stresli. Bir çok inanıyorum. Kopukluk mu var? Heh, bu. Sinan abinin söylediği görüntü bu. Bu çok görüntü. Keyifsiz, hocam ne görüyorsun burada? Çok bak, keyifsiz çocuk. İlk bölüm beni bağlar. Mourinho ağır mutsuz. Sebebi Fenerbahçe falan değil.
benim ne işim var bunca başarıdan sonra burada, kız aynen evleniyor filan. Belki damadı fazla beğenmedi, gözü tutmadı, onu bilemem özel hayat. Hayır, bilemem özel hayat. Fakat şu var, Mourinho'nun sağlığını hiç iyi görmüyorum. Ben de mutsuz görüyorum. Bak, mutsuzluk başka bir şey. Mourinho'nun sağlığını hiç iyi görmüyorum. Ve eğer sağlığın iyidir, mutsuzsan böylesine aykırı işler de yaparsın. Bu ne? Ne? Yağmur ya, yağmur. Yağmur başladı. Evet, kış geldi, kış. Çok fena. Gelirken fırtına çıktı zaten ya. Resmen kış geldi. Ekrana bir daha verelim mi arkadaşlar? Ahmet, bir gelebilir mi? Ne bu? Bir daha göster bakayım. Mourinho'nun... Ya baksana, çok gergin ya. Yok be çok abi gergin ya. Ya. Ben bu pozisyonu maç içinde hatırlıyorum Ertem. Yo yo, ay stresli. Fenerbahçe, hayır Fenerbahçe. O ara bir pozisyon oldu. Fenerbahçe oyuncular çok pas hatası çaçmaladılar. Mourinho'nun kolunda İsyan bile. Tabii tabii, oradakiyle. Öyle yani. Bu ne yapacak insan? Stressiz bak, antrenör olur mu ya? Bak. Elinde sarı bir kart var. Ne yazıyor? JM. O göğsünde de yazıyor hocam. Ne JM ne? Jose Mourinho. Elinde sarı kart mı? Nerede kart? Sarı elinde kart yok mu evladım? Var var hocam. Elinde, elinde böyle sarımsı bir kart var. Evet. Arkasında not tuttuğu kart. Not tuttuğu kartın arkasında JM yazıyor. Evet. Yani kendi ismi ve soy isminin evet, baş harfi. Bunun adı narsizmdir. Ya hocam. Buna da... Tabii. Bak, narsizmdir. Allah bana bir gün tuttuğum kartta bilmem ne de AÇ yazdırmasın. Bunun adı çok net bir şekilde kibir, hocam, ego ve narsizmdir. Gömlekte JM. Niye? Yani niye not tuttuğun defterde bile JM ne demek? Kabul, sen bir markasın. Sen dünyanın en iyilerinden birisin. Ama işte böyle ufacık detaylar senin karakterini ortaya koyuyor. İnanılmaz bir ego. Allahu Ekber. Evet. İnanılmaz bir kibir. Ertem. Bu Sinan'da da vardır mesela. Ertem. Benim teknik... Gömleklerinde SE vardır. Ertem. Hocam özellik. Hocam sende aslında AGÇ yaz mesela. Ahmet Göte Şaka. AGÇ mi? Ya öyle deme. Ahmet Göte. Tamam işte. Onlar yaptı. Ahmet Göte. Allah kahretmesin seni. Yapma abi. Seninkinde AGÇ yazar diyor. AGÇ yazar demem. Ertem. Narsizm hastalıktır. Biliyorsun değil mi? Hastalıktır. Ve ben iddia ediyorum. Hocamda bu yok. Mourinho'da var. Dünyada, Türkiye'de de dahil antrenörlerin %90'ı narsisttir. 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 Evet. Kendine yani, çünkü ne fikirlerinin doğru tartışılmasını isterler. Bravo, son kararı ben vereceğim derler. Yardımcıları dinlerler, dümenden o, anladın mı? Dümenden. Gene bildiğini yapar. Eleştirirsin, hiçbir eleştiriyi dinler. Ben eleştiriye açığım der, son derece kapalıdır. Doğru. Kendisinin hata yaptığını kabul etmediği için... Diktatör kişilik midir? Evet, on binlerce bahane üretir. Çünkü bir türlü ben hatalıyım kardeşim demez. Ben hata yaptım, sorumluluk bana yazar der, sonra ama der. Antrenörler kişilik olarak bir grup yönettiği için kararlarının sorgulanamaz olduğunu düşünürler. Narsist tiplerdir. En ünlüleri... Daha da narsisttir. Ama Jürgen Klopp hali mesela Fatih Hoca da kendinden üçüncü tekil şahıs olarak bahseder. Bir Fatih Terim kolay yetişmiyor der. Kimse o Fatih Terim kendini diyor mesela. Anladın mı? Fatih Terim. Bana doğru söylüyor. Güzel yakaladılar. Güzel yakaladılar. Evet. Bir Fatih Terim kolay yetişmiyor. Diyor. Bunu diyen kim? Hayır. Fatih Terimler kolay yetişmiyor. Evet işte onu diyorum. Ama doğru söylüyor. Başka bir denemesi lazım. Bizim dememiz lazım. Bizim dememiz lazım. O kendi diyor. Tabii ki. Fatih Terim böyle yapar. Böyle bir şey. Bu. Evet, evet. Ne diyor musun Abdülkerim Durmaz böyledir diyor musun? Evet, Abdülkerim Durmaz bu lafı söyler. Ne diyor musun sen? Ara sıra diyorum ben de bir manyaklık var. Bende de bir narsistlik var. Hayır, sen narsist değilsin. Ben narsist değil mi? Hayır, içimizdeki en narsisti söyleyeyim mi? Söyle, kim? Egosu en yüksek. Kim söyle? Tartışması Sinan Engin. Sinan Engin. Cevap hakkı doğdu. Cevap hakkı doğdu. Sinan abiyi bağlayalım. Sinan abi ne diyorsun? Hadi Emir. Abi kafa yapıyor, o da biliyor. Hayır. Ya Sinan çok mütevazı adam. Evet. Buzağın psikolojisi bozuldu. Bunalıma giren buzağı sahibi arabasıyla çizdirdi. Müzik ver. Türk filmi müzik istiyorum. Türk filmi müzik istiyorum. Bu olay gerçek mi? Buzağın psikolojisi bozuldu. Vallahi bak ya. Yemin ediyorum. Hatta Riyada görüntüsü varmış. Buzağın psikolojisi. Hocam üzüldü. Arkadaşlar videosunu bulalım mı? Ya fake haberdir ya sizi. Apo abi. Buzağı mı konuşuyor? Hayır abiciğim. Adamın ya. Adamın konuşmasını da buluruz. Evet. Abi çok güzel.
Aa, yağmur yağıyor. Düşün yani. Hocam bu olay gerçek mi fake mi? Yani gülelim diye fake işte, mi hazırlamışlar? Buzağın psikolojisi bozuldu. Bunalıma giren buzağı sahip arabasıyla gezdirdi. Yeter artık yani. Abi, evet ya. Abi. Yeter. Rahatsız. Hadi sizin buzağınızı.